Merhaba hanımlar. Sevginin Emeği YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel şalımın nasıl yapıldığını göstereceğim. Gördüğünüz gibi şalımız çok güzel ve çok şık duruyor. Daha benim şalım bitmedi, yarım duruyor. Bu haliyle size baştan göstermek istedim. Bu halini de göstermek istedim. Son halini ben size daha sonra göstereceğim. Şimdi sadece bir başlangıcını göstereceğim size. Şu uç kısmından nasıl başlanıyor? Modellerimiz, çiçeklerimiz nasıl ilerliyor onu göstereceğim. Çiçeğimizin adı lotus çiçeği. Yani lotus çiçeği şalımız. Gördüğünüz gibi çok şık ve çok güzel. Bu şalım ben böyle bir angora yünle yapmaya başladım. Gördüğünüz gibi. Elimde bir tane bu. Bu şalım ben ilk defa yaptığım için yapan arkadaşlardan 3 tane gittiğini duydum. Hani 3 bu ipten 3 tane bitiriyormuş bu şal. Ben de yaparak öğreneceğim. Şimdilik bu şu alana kadar bir tane gitti. Belki de 2 taneyle tamamlarım ama 3 tane gittiğini söyledi arkadaşlarımız. Çünkü yanlarına pürçükleri de olacak şalımızın. Ben en sona daha sonra size bunun bitişini kısa bir video halinde göstereceğim. Şalımı ben 2 numara tığ ile yapıyorum. Bakın gördüğünüz gibi. Şurada gösterebiliyorsam 2 numara tığ ile ve angora yünle. Şimdi size ben başka bir angora yünle göstereceğim. Bu şekilde elimde daha önceden olan bir mor bir angora yünüm vardı. Onunla başlayarak göstereceğim. Şimdi biz birlikte başlayalım. İpimizi sarıyoruz bu şekilde parmağımıza. İlk bakın şu başlangıçta 9 tane zincir çekeceğiz. 9 tane zincirimiz çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yani biraz karışık gibi duruyor ilk başları. İlk başlarda da mesela ben hani şu çiçekleri yaparken hani dönüp dönüp böyle hangi sırada ne yapmışım diye baktım. Sonradan artık bakın şu son sıralara gitmeye başladığım zaman bu ortalarında artık bakmamaya başladım. Çünkü modeli kafanıza ezber edebiliyorsunuz. İlk zamanlar ilk başladığınızda zor gibi görünse de sonradan ezber edebiliyorsunuz. Güzel ve şık bir şal. Şimdi 9 tane zincirimi çektim ve birleştirdim bakın. Hiç başına dolamadan. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyoruz. 2 kere başına doluyoruz. 3 kere de çekiyoruz. 2, 3. Tekrar 2 kere başına doluyoruz. Tekrar 1, 2, 3. Zincirle birlikte burada 3 tane trabzanım oldu bakın benim. 1, 2 tane zincir çekiyorum. Şu şekilde iteyim de karışıklık olmasın. 2 tane zincir çektik, başına doladık ve 4 tane fıstık yapacağız. Yani dörtlü fıstık yapacağız. 1, 2, 3 ve dörtlü fıstığımızı yaptık. Topluyoruz fıstığımızı ve kapatıyoruz. Araya 1, 2 tane zincir çekiyorum. Tekrar başına doluyorum ve yine dörtlü fıstık yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Ve kapatıyorum. Tekrar 2 tane zincir çekiyorum. Tekrar başına 2 kere doluyorum ve şu 3 tane trabzanımı oluşturacağım. Üçlü trabzanımı. Bakın 2, 3 defa da çekiyorum. 2 kere başına doluyorum. 1, 2, 3 defa da çekiyorum ve tekrar başına doluyorum. Tekrar 3 defa da çekiyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyoruz ve dönüyoruz. İlk sıramızı bu şekilde tamamladık. İkinci sıramızda yine 2 kere başına doluyoruz. Ve bakın 1, 2, 3 tane trabzanımız var. Zincirimi ilk trabzan sayıyorum. İkincisinin üzerine batıyorum. İkinci trabzanımı yapıyorum. Tekrar başına doluyorum. Tekrar bakın bu şekilde tamamlıyorum. Tekrar 1, 2 tane zincir çekiyorum. Başına doluyorum ve bakın şu ikinci sıradayım. İlk fıstığımı oluşturdum. İkinci ilk fıstıklarımı yapacağım şuradaki. 2 zincir çektik ve bu iki fıstığımın ortasına yapacağız bu fıstıklarımızda. İki fıstığın ortasına dörtlü fıstık yapacağız 2 tane. 3 4. Topluyoruz, fıstığımızı kapatıyoruz. Araya 1, 2 tane zincir çekiyoruz.
Tekrar başına bir kere doluyoruz ve tekrar aynı yere bir fıstık daha oluşturuyoruz. 3 4 dörtlü fıstık yapıyoruz. Eğer eliniz sıkıysa bakın buraya 2 zincir yerine 3 zincir çekin. Çünkü biz bu üst sıraya geçtiğimiz zaman o araya 1 2 3 4 tane fıstık yerleştireceğiz. Dediğim gibi eliniz sıkıysa buraya 2 yerine 3 zincir çekebilirsiniz. 1 2 tane zincir çekiyoruz ve tekrar başına doluyoruz 2 kere. Kenardaki 3 tane üçlü trabzanımı yapıyoruz. Bu 3 tane trabzanımız sabit bir şekilde hiç değişmeden gidecek. Bu şekilde 2 kere başına doluyoruz ve 3 tane trabzanımızı oluşturuyoruz. Dediğim gibi bakın şu yanlarda bu trabzanlarımız, üçlü trabzanlarımız sabit bir şekilde ilerleyecek. Tek değişmeyen onlar olacak. 2 3 defa da çektik. 1 2 3 4 zincir çekip dönüyoruz. Her dönüşümüzü 4 tane zincirle tamamlıyoruz. Tekrar başına doluyoruz. Tekrar trabzanlarımızı oluşturuyoruz. Bu şekilde 3 tane trabzanımı şurada fazla çektim. Şu şekilde. Yeniden yapayım burayı. Üç. Bakın tekrar 1 2 3 4 tane fıstık yapacağız ve bu sefer 2 zincir değil 3 zincir çekiyoruz. 1 2 3 zincir. Başına doluyoruz ve buraya 4 tane fıstığımızı yapacağız. 1 2 3 4 tane dörtlü fıstığımız ve fıstığımızı toplayıp kapatıyorum. Her fıstığın arasında 2 tane zincir olacak. Başına doluyoruz. İkinci fıstığımızı yapıyoruz. Tekrar 1 2 zincir çekiyoruz. Tekrar 1 2 3 4 fıstığımızı oluşturuyoruz. Tekrar 2 zincir çekiyoruz. 3 fıstık oldu. 4. fıstığımızı yapıyoruz. 1 2 3 4. Bakın şu şekilde göstereyim. Gördüğünüz gibi. 1 2 3 zincir çekiyoruz. Başını 2 kere dolayıp kenar trabzanlarımızı oluşturuyoruz. Bu kenardaki trabzanlarımız sabit. Başını 2 kere dolayarak 3 defa da çektiğimiz trabzanlarımız olacak. Tekrar 1 2 3 4 zincir çekip bakın dönüyoruz. Şu şekilde göstereyim size. Gördüğünüz gibi. Tekrar trabzanlarımızı yapıyoruz. Bu şalın dört hani dikdörtgen bir şeklinde yapabilir miyiz diye soran arkadaşlarımız oldu. Bunu hiç denemedim. Hani deneyince belki biraz zorlayınca yapabiliriz. Hani her zincirin üzerine bilmiyorum nasıl kurulabilir. Denemek gerekiyor. Dikdörtgen olur mu? 1 2 bakın 1 2 3. sırayı tamamladım. 4.'deyim. Burada her fıstığın arasını ikişer tane batarak 1 2 3 4 5 6 tane fıstık yapacağız ve şu ilk başlangıcımıza 3 4 tane zincir çekiyorum. Başına doluyorum. 2 fıstığın ortasına 2 tane fıstık yapacağım. Kapatıyorum fıstığımı. 2 tane zincir çekiyorum. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. 4. Kapatıyorum. Ve 1 2 zincir çekiyorum. Tekrar ortadaki diğer fıstıkların arasına yapıyorum fıstığımı. 3 4. Tekrar 1 2 zincir çekip aynı yere bir tane daha yapıyorum. 3 4 Tekrar 2 zincir çekiyorum. Tekrar 2 fıstığın ortasına 2 fıstık yapıyorum. İlk fıstığımı yaptım. 2 zincir çekiyorum. Bu şekilde yapıyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyoruz.
Bakın şu şekilde göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane fıstığımız oldu. Gördüğünüz gibi. 4 fıstığın içerisine ikişer tane yaparak 6 tane fıstığımızı tamamladık. 3 zincir çektik. Kenar trabzanlarımızı oluşturup döneceğiz. Bu şekilde. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz ve tekrar dönüyoruz. Bakın şu şekilde göstereyim. Hani koyu renk olduğu için belki elimin altında göremiyorsunuz o yüzden. Şimdi bakın dördüncü sıramızı yaptık. Şimdi burada zincir çekeceğiz. Şu aralarda zincirlerimiz olacak. Fıstığımızı yapmayacağız burada. 4 tane zincir çekiyoruz. Yine aynı şekilde 1, 2, ikili trabzanımızı oluşturuyoruz. Bir, iki, üç, dört tane zincir çektik araya. Pardon, buraya dört tane zincir çekmiyorduk. İki tane zincir çekeceğiz. Karıştırdım bir an. İki tane zincirimizi çektik. Başına bir kere doluyoruz. Ve burada birinci ya da ikinci zincirimizin içerisine batıyoruz. Bir kere de iki kere de çektiğimiz trabzanımız oluyor. Tekrar bir, iki tane zincir çekiyoruz. Tekrar dört zincir yapmıştık ya bir önceki sırada. Tekrar bir tane bakın yaptığımız trabzanın bir zincir atlayıp tekrar ikincisinin yanına bir trabzan daha yapıyoruz ikili bu şekilde. İki tane zincir çekiyoruz. Başına bir kere doluyoruz. Ve fıstıklarımızın arasına birer tane trabzan yapıyoruz. İki tane zincir çekiyoruz. Ve bir kere başına dolayarak iki kere de çektiğimiz kısa kısa trabzanlarımız. Fıstıkların arasına birer tane yapıyoruz. Bakın şu şekilde. Bir, iki tane çekiyoruz. Bir tane, iki zincir çekiyoruz. Fıstığın arasına trabzan yapıyoruz. 1 2 zincir çekiyoruz. Fıstığımızın arasına trabzan yapıyoruz. Bakın bu şekilde kutucuklarımız oluştu. Gördüğünüz gibi. Bakın son fıstığın ortasına da battım bu şekilde. Tekrar 2 tane zincir çekerek başına doluyorum. Belki biraz koyu renk elimde belli olmayabilir ama elimden geldiğince göstermeye çalışıyorum. Tekrar başına doladım. Tekrar 4 tane zincirimizin bir ya da ikincisine batarak tekli trabzan yapıyoruz. 1 2 tane zincir çekip tekrar bir zincir atlayıp diğerinin içine bir trabzan daha yapıyoruz. 1 2 zincir çekerek kenardaki üçlü trabzanlarımızı oluşturacağız. 1 2 3. Bakın hep her birinin ortasında ikişer tane zincir oldu. 1 2 3. 3 defa da çektiğimiz trabzanlarımız. 1 2 3 4 tane zincir çekerek dönüyoruz. Bakın şu şekilde göstereyim size. Gördüğünüz gibi kutucuklarımızı oluşturduk. Şimdi dikkatli izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü gitgide model ortaya çıkmaya başlıyor ve birazcık da her sırası farklı olduğu için kenar trabzanlarımızı sabit bir şekilde yapıyoruz. Dediğim gibi 3 tane. Şimdi bakın burada 1 2 tane zincir çekiyoruz yine. Şurada yaptığımız bakın trabzandan sonraki ilk kutucuk değil. İkinci kutucuğun arasına yine trabzan yapacağız. Bakın şuradaki üçlü trabzandan sonraki ilk kutucuk değil. Şu ikinci kutucuğumuzun içerisine 2 tane zincir çektik önce. Bir kere başına doluyoruz ve içerisine trabzan yapıyoruz tekli. Bakın bu şekilde. Tekrar 1 2 tane zincir çekiyoruz. Tekrar başına dolayıp aynı kutucuğun içerisine bir tane daha trabzan yapıyoruz. Bakın şu şekilde üçgen gibi oldu aynı şekilde. Gördüğünüz gibi. Tekrar 1 2 tane zincir çekiyoruz ve hemen onun yanındaki kutucuğun içerisine fıstık yapmaya başlıyoruz. Her kutucuğun içerisine ikişer tane fıstık yapacağız. Yani bakın
1, 2, 3, 4, 5'incimiz zincir kutucuklarıydı. 6. sıramızda her bir kutucuğun içerisine ikişer tane fıstık yaparak 1, 2, 3, 4, 5, 6 çift fıstık, yani toplamda 12 tane fıstığımız olacak. Aralarına ikişer tane zincir çekiyoruz ve bir kutucuğun içerisine 2 tane fıstığımızı yapıyoruz. İkinci fıstığımı yaptım, bakın ben ilk kutucuğun içerisine. Tekrar 1, 2 zincir çekiyorum. Tekrar başına doluyorum. Ve her kutucuğun içerisine ikişer tane fıstığımı yaparak sıramı tamamlıyorum. Bu şekilde bir kere daha başına doluyoruz. Hep aralarında ikişer tane zincirimiz olacak. Bu sabit bir şekilde. Fıstıkların arasında zincirlerimiz 2 tane. Şalımız bitene kadar. Gördüğünüz gibi. Şimdi ben burayı sonuna kadar fıstıklarımı yapayım. Şuraya 12 tane fıstığımı yapayım. 12 tane olana kadar. Ondan sonra tekrar göstereyim. Bakın bu şekilde fıstıklarımı yaptım. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane çift, 6 çift fıstığım oldu. Toplam 12 fıstık yani. Şimdi bakın fıstıklarımızı yaptık. 2 tane zincir çekiyoruz. Yanındaki kutucuğa, hemen bakın şuradaki yanındaki kutucuğa 2 tane trabzan yapıyoruz. Yine 2 tane zincir çekiyoruz. Bir trabzan daha yapıyoruz aynı yere. Yani burada bakın üçgen gibi oldu trabzanlarımız. 2 zincir çekiyoruz ve 3 tane olan sabit trabzanımızı yapıyoruz. Bir an söyleyemedim. Bir, iki, üç, dört tane zincir çekerek dönüyoruz. Bu şekilde. Yani şurayı yaptım. Şimdi bir, iki, üç, dört, beş, altıncı sırayı yaptım. Yedinci sıraya dönüyoruz. Yedinci sırada, bakın yedinci sırada da diğer çiçeklerimizin ilk sırasındaki fıstıklarımızı kuracağız. Yani şunları kuracağız. Bakın bu sırada. Yani bir çiçeğimiz bu şekilde tamamlanmış oluyor. Tekrar 3 tane sabit olan trabzanlarımı yapıyorum. Kenar zincirimle birlikte 3 tane. 1, 2 tane zincir çekiyorum. İlk başta yaptığımız gibi bakın şurada üçgen kutucuk yapmıştık ya bu şekilde. Bu iki kutucuğun, bu bir tane kutucuğun arasında 2 tane fıstığımızı yapacağız. 2 zincir çektik, başına doladık ve 2 tane fıstık yapıyoruz. Bu şekilde iki zincir çekiyoruz, aynı kutucuğun içerisine bir tane daha yapıyoruz. Fıstığımızı yaptık. Bakın tekrar 1, 2 zincir çektik. Şu şekilde söyleyeyim size, fıstıklarımızın bakın şuradaki fıstıklarımız var ya, şu ilk bu fıstığımızın ortasına bu iki zincirimizi başına dolamadan batıyoruz. Bu şekilde 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Başına dolamadan diğer iki fıstığımın ortasına battım. 1, 2, 3 zincir fıstıklarımın ortasına. 1, 2, 3 zincir. Eliniz sıkıysa 4 zincir de yapabilirsiniz. Sıkı çekiyorsanız zincirlerinizi. 1, 2, 3. Ben biraz gevşek yaptığım için 3 zincir yeterli olduğunu düşünüyorum. 3. Yani bakın benim şu an size gösterdiğim yer, çiçeğimin üstündeki şu küçük zincirlerim. Şurası. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Fıstığımın ortasına batıyorum. 1, 2, 3 fıstığımın ortasına batıyorum. 1, 2, 3 fıstığımın ortasına batıyorum. 1, 2, 3 fıstığımın ortasına batıyorum. 1, 2, 3. Evet, bu şekilde. Bakın şimdi sayalım sizinle. Hani bu battığımız zincirlerimizi sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane batmış olacağız ilk sıramızda. 2 tane zincir çekiyoruz. Bir önceki sırada yaptığımız gibi bu üçgen, bunun üstüne aynı şurada yaptığımız gibi 2 tane fıstığımızı kuracağız. İlk fıstığımızı oluşturuyorum.
İkinci fıstığımı yapıyorum. Pardon, araya iki tane zincir çekecektik, onu çekmedim. Bir, iki zincir. Üç, dört. Tekrar bir, iki zincir çekip şu yandaki sabit olan şekilde 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum ve dönüyorum. Bakın gördüğünüz gibi şu şekilde oluştu. Tekrar kenardaki sabit olan trabzanlarımı yapıyorum. Bir iki tane zincir çekiyorum ve aynı şu altta olduğu gibi her iki fıstığın ortasına iki fıstık yapıyorum. Yani size şöyle söyleyeyim. Buradaki yaptığım işlemin aynısını burada da yapacağım. Ben size şu arada nasıl gittiğini göstereceğim. Zaten çiçeklerin kuruluşu hep aynı. Sadece diğer çiçekten başka bir çiçeğe geçişte birazcık farklılık oluyor. Hani şu aradaki, yani şu arada farklılıklar var. Onları ben size ayrıntısıyla göstereceğim. İki tane fıstığımı daha yaptım. Bir, iki zincir çekiyorum. Tekrar bakın, bu bir önceki battığım üç tane zincir çekerek yaptığım kutucuklarım. Aynısı üzerine başına dolamadan batıyorum. İki zincir çektim. Bir, iki, üç. Tekrar üç zincir çekerek bu üst sırayı tamamlıyoruz. 1 2 3. Bir önceki sırada 10 tane yapmıştık. Bu sırada 9 tane olacak ve şu başta gösterdiğim gibi ikişer tane zincir çekerek iki fıstığımızı da burada tamamlayarak bu sıramızı tamamlayalım. Evet, gördüğünüz gibi bakın, dediğim sırayı yaptım. Şu kenardaki fıstıklarım da, diğer çiçeğimin oluşumunu da yaptım. Gördüğünüz gibi bakın, şöyle göstereyim size. Şu şekilde. Burası 9 tane oldu. Şimdi kenar trabzanlarımı da yaptım ben, 3 tane gördüğünüz gibi. Şimdi şu sıradayız arkadaşlar, bakın şu ikincisini yaptık. Tekrar bakın, şurada kurduğumuz gibi 4 tane fıstık yapacağız. 1 2 3 zincir çekiyoruz. Bu iki fıstığın ortasına 4 tane fıstık yapacağız. Başına doluyoruz. 1 2 3 4. 1 2 zincir çekiyoruz. Tekrar 1 2 3 4. İkinci fıstığımı yaptım. Tekrar aynı yere 1 2 zincir daha çekip aynı yere bir fıstık daha. Tekrar 1 2 zincir çekiyorum. 1 2 3 dördüncüsünü. Bakın aynı yere 4 tane fıstığımı yaptım. 1 2 3 zincir çekiyoruz ve yine şuradaki battığımız, bakın şuradaki 3 zincir çekip battığımız yerlere yine aynı şekilde batıyoruz. 1 2 3, aralar hep üçer zincir. 1 2 3. Dediğim gibi eliniz sıkıysa 4 zincir yapabilirsiniz. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3 bu şekilde. Şeyini söyleyeceğim size, sayısını söyleyeceğim şimdi. 1 2 3. Bakın şimdi sayalım burayı. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane. Yani ilk sıra 10 tane kutucuklar yaptık. İkinci sırada 9, şimdi 8'e düştü. Tekrar 1 2 3 zincir çekiyoruz. Başına doluyoruz ve buraya 4 tane fıstığımızı yapıyoruz.
Yine baş tarafta olduğu gibi orada ne işlem yapıyorsak aynısını burada da yapıyoruz arkadaşlar. 1 2 hep aralar ikişer zincir. Bu şekilde. Dediğim gibi biraz ilk sıraları karışık gelebilir, zor gelebilir. Ama ben şu an ezberledim modeli ve çok rahat bir şekilde anlatıyorum size. Zaten ben size göstereceğim. Hani şöyle diyeyim ben size. Hani şu 3 çiçeğe kadar göstereceğim. Ondan sonrası zaten devamı geliyor. 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. Fıstıklarımız, 4 fıstığımız tamamladık. Yine üçlü trabzanımızı, kenardaki üçlü trabzanımızı yapıyoruz. Hani bu trabzanları uzun uzun yapıyoruz ki çünkü kısa yaptığımız zaman üçgen olduğu için bu şekilde. Hani yandaki fıstıklarımıza boy sırası aynı denk gelsin, kısa kısa kalmasın diye. İki kere başına doladık. Ve buraya üçüncü trabzanımı da yaptım. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çekiyorum ve dönüyorum. Bakın gördüğünüz gibi. Hani şu an çiçeklerimizi aynı şu şekilde burada kurduğumuz gibi bu çiçeklerimizi kuracağız. Dediğim gibi şu ortayı gösteriyorum ben size. Şimdi başına doluyoruz 2 tane. Ve yine aynı şekilde kenardaki 3 tane trabzanımı yapıyorum. 3 defa da çekiyorum. Şimdi burasında şurada gösterdiğim gibi hanımlar 4 tane zincir çekeceğiz burada. Bakın şu 4 fıstığımın ortasına 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane fıstık yapacağız. Her fıstığın ortasına ikişer tane yaparak 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. Başına doladım ve her fıstığın ortasına 2 fıstık yaparak toplamda 6 tane fıstık yapacağız. 1, 2 tane zincir çekiyorum araya. 1, 2, 3, 4 tane yaptık ve fıstığımı kapatıyorum. Tekrar 1, 2 zincir çekiyoruz. Fıstıklarımızı yaptım. 4 fıstık, 2 zincir. Başına dola. Dördüncü fıstığımı yaptım. Tekrar diğer iki fıstığın ortasına da iki fıstık yapacağız. Bir, iki zincir araya. Bir fıstığımı daha yaptım. İki zincir tekrar. Dördüncü fıstığı, pardon, altıncı fıstığımı da yaparak tamamladım. Bakın gördüğünüz gibi. Her fıstığın ortasına ikişer tane battım. Toplam 6 tane fıstığım. Ve yine 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyoruz. Ve yine aynı şekilde bu 3 tane zincir çekerek yaptığımız, bakın şu kutucukların üstüne batıyoruz. Başına dolamadan. 1, 2, 3 zincir başına dolamadan bat. 1, 2, 3 zincir başına dolamadan bat. Bunu biz sıra sonuna kadar gideceğiz. Yine aynı şu son kutucuğa geldik mi? 4 zincir çekip aynı şekilde şurada yaptığım gibi 6 tane fıstığımı oluşturup diğer sıraya geçelim. Evet, bakın yaptım o sıramı da. Gördüğünüz gibi 6 tane fıstığım. Araya 7 tane olacak. Bakın şu zincirlerimi çekip battım. Ve tekrar kenara 6 fıstık ve şuralarda 4 tane zincir oluyor. Döndüm. Tekrar kenar 3 trabzanımı da yaptım. 1, 2 tane zincir çekiyoruz. Bakın bu sıramız çok farklı. Bu sıramızı dikkatle izleyin. 2 zincir çektik. Yani şu kutucukları yine aynı şekilde yapacağız ama şu üst sırayı göstereceğim ben size nasıl olduğunu. 2 zincir çektik. Başına bir kere doluyoruz ve bu 4 çektiğimiz zincirin bir ya da ikincisine şu şekilde batarak 1 ikili küçük trabzan. 1 2 tane tekrar zincir. Tekrar bir tane zincir atlayıp diğerine batıyoruz. Ve 1 2 tane küçük trabzanımı yaptım. Ve yine 2 zincir çekerek bir kere başına dolayarak bakın şu fıstıkların arasına birer tane trabzan yapıyoruz. 1 2 zincir başına dola. Bir trabzan şu şekilde
kutucuklar oluşturuyoruz. 1 2 zincir. Pardon. Evet, tek başına doluyoruz. 2 zincirden sonra 1 2 zincir başına bir kere dola. Ve batıyoruz. 1 2 zincir başına bir kere dola. Ve batıyoruz. 1 2 zincir başına bir kere dola. Ve bakın şu 4 tane zincirimin bir ya da ikincisine batarak şu şekilde nasıl denk getirebiliyorsanız trabzan 1 2 zincir başına bir kere dola. 1 ikili trabzan. Burada tekrar 1 2 zincir çekiyoruz. Bakın şurada atladığımız yer var. Bakın burada şu ilk, şuraya göstereyim size. Şu ilk kutucuğa değil de şuraya, şuraya değil de onun yanındakine, yani atlıyoruz bir tane. Başına dolamadan bu şekilde, bakın gördüğünüz gibi oraya başına dolamadan battım. Şimdi 1 2 3 zincir çekiyoruz yine burada olduğu gibi ve diğer kutucuğa batıyoruz bu şekilde. Atlamadan battık bu sefer hemen yanındakine ve 1 2 3 4 5 ve 6 tane zincir çekiyoruz hanımlar. Bakın buraya dikkat edin. 6 tane zincir çektim ve şu ilkini atlıyorum, ortadakini, ikincisine batıyorum, onun yanındakine batıyorum. Bakın bu şekilde. Tekrar 1 2 3 zincir çekiyoruz ve yanındaki kutucuğa batıyoruz başına dolamadan ve 1 2 tane zincir çekiyoruz. Başına doluyoruz bir tane. Yine bu kutucuğa atlıyoruz. Bakın şu kutucuğu atlayarak diğer şu başta yaptığım gibi ve şuradaki 4 zincirimin bir ya da ikincisine batarak trabzan yapıyorum tekli. 1 2 zincir, tekrar bir tane zincir atlayıp diğerine bir kere başına dolayarak trabzan, 1 2 zincir, tekrar fıstıklarımın üstüne geldim ve her fıstığın ortasına, yani şuralara batacak şekilde trabzan yapıyorum. Kutucuklarım 2 zincir çekip bir kere başına doluyorum. 1 2 zincir çekip bir kere başına doluyorum ve her fıstığın arasına birer tane trabzan. 1 2 ve batıyorum. 1 2 ve başına bir kere dolayıp son trabzanımızı yaptık buraya. Tekrar şu bakın 4 zincirimin başına doluyorum. Bir ya da ikincisine batarak. Ve yine 1 2 zincir çekiyorum, başına doluyorum. Bir tane atlayıp ikincisine tekrar bir kutucuk daha yapıyorum. Bakın trabzanımı yaptım. Tekrar 1 2 zincir çekerek ikili trabzanımı 3 2 kere dolayıp şu kenardaki üçlü trabzanlarımı yapacağım. Sabit olan 3 tane olan trabzanımı yapıyorum bu şekilde. Üçüncüsünü de yapalım. Tekrar 1 2 3 4 zincir çekip dönüyoruz. Bakın gördüğünüz gibi şurada atladık. Şu sırada bir tanesini atlayıp ikincisine battık. Buraya dikkat edin. Tekrar başına doluyoruz ve kenardaki sabit olan üçlü trabzanımı yapıyorum. 2 kere başına doluyorum ve 3 kere de çekiyorum. 3. Tekrar 1 2 tane zincir çekiyorum. Bakın şu üçlü trabzanımın yanındaki kutucuk değil, onun yanındaki diğer kutucuğun içerisinde başına bir kere dolayarak trabzan yapıyorum şöyle ikili küçük trabzan. Tekrar 2 zincir çekiyorum ve başına doluyorum. Aynı kutucuğun içerisine diğer trabzanımı yapıyorum. Yani hani şurada yaptığımız gibi şu çiçeğimizin en üstündeki 12'li fıstığımızdan bir önceki sıramız, fıstığımızın olduğu sıra pardon. Yani bu üçgenlerimizin kuruluşu tekrar 1 2 3. fıstığımızın, ya pardon, 3. çiçeğimizin kuruluş başlangıcını göstermiş oluyorum. Bakın şurada bu üçgen şekilde 1 2 tane zincir çekiyorum. Başına doluyorum ve buradaki devamındaki kutucuklara 1 2 3 4 5 6 tane, bakın şu yaptım ya, bakın şurada üçgen bir şekilde hemen onun yanındaki kutucuktan başlayarak, bakın bu sıramız da çok farklı, bu sıramıza da dikkat edin lütfen. Şimdi buraya
fıstığımı yapıyorum. Her bir kutucuğun içerisine ikişer tane, toplamda 6 çift ve toplamda 12 tane fıstığımız olana kadar yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Bakın şurada bir tane kutucuğumuzu bırakacağız. 6 tane kutucuğumuzun içerisine ikişer tane fıstığımızı yaparak şuraya gelelim lütfen. Bakın gördüğünüz gibi her kutucuğa ikişer tane ve 12 tane yaptım. Burada kenarda bir tane kutucuğumuz fazla kaldı. Bakın şurada. Oraya bir tane, iki zincirimi çektim. Oraya bir tane tekli fıstık yapıyoruz. Çiftli yapmıyoruz. Bakın buraya. Bu sıraya dikkat edin lütfen. Buraya bakın bir tane tekli fıstığımızı yaptık. Bir, iki tane zincirimizi çekiyoruz. Ve şuradaki, bakın şu kutucuğun içerisine, şöyle göstereyim size. Şuraya hani altı zincirden bir önceki fıstığın zincirimizin içerisine batıyoruz iki zincirimizi başına dolamadan. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Başına bir kere doluyorum ve tekli trabzan yapıyorum şu şekilde. Tekrar iki zincir çekiyorum ve tekrar başına doluyorum ve tekrar 1 2 tane trabzan. Bakın üçgenimizi burada da oluşturduk. Yani burada da buraya da fıstığın modelimizi, çiçeğimizi kuracağız. Aynı şu başlangıçta yaptığım işlemi bakın burada 6 zincirimin üstüne yapıyorum. 1 2 3 4 tane, burası sabit, 4 tane zincirimi çektim ve kenardaki bakın şuraya batıyorum. Bakın şu göstereyim şöyle ayrıntılı. Battım oraya. Tekrar 1 2 zincir çekiyorum. Bakın kutucuğum burada, hani şu zincir çekip battığımız yer değil, şuradaki kutucuğumun içerisine başına dolayıp tekli fıstığımı yapıyorum. Bu şekilde tekli fıstığımı yapıyorum. Bakın bakın burada tekli fıstıklarımız oluyor bu kutucukların içerisinde. Tekrar bir dakika, 1 2 zincir çekiyoruz ve bu kutucukların içerisinde toplamda 12 tane fıstığımı yaparak, kenardaki üçlü trabzanımı da yaparak tekrar başına döneceğim. Yani şuradaki yaptığımız işlemin aynısını yapacağız şu çiçeğimizin üzerindekine. Evet, yaptım ve döndüm. Gördüğünüz gibi kenardaki üçlü trabzanımı da yaptım bu sıradaki. Yine bakın ben şu şekilde 1 2 1 2 üçüncü çiçeğimizin başlangıcına geldik. Yine aynı şekilde iki tane zincirimi çekiyorum üçlü trabzandan sonra. 1 2 ve bakın şu yaptığımız üçgenin içerisine iki tane fıstığımızı oluşturacağız. Sanırsam mantığı anlaşıldı. Sadece şu orta kısmındaki püf noktalar işte. 1 2 zincir çekiyorum. Ve yine aynı şekilde fıstığımı yapıyorum. 2 tane fıstığımı oluşturdum yine. 3. çiçeğimin başlangıcı yani. 2 zincir çekiyorum. Ve yine şurada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. 3 zincir çekip çekip buraya batacağız. Yani şurayı gösteriyorum ben size. Şu fıstığımızın üzerindeki şu zincirlerimin yapılışları. Buradayız şu an. 2 zincir çektim. Fıstığımın ortasına batıyorum. Ve şurada sabit bir şey var. Tekli fıstıklarımızın ortasına batmayacağız. Tekli fıstığımızın üstüne batmayacağız. 1, 2, 3 tane zincir çekip batıyorum. 1, 2, 3 zincir batıyorum. 1 2 3 zincir batıyorum. 1 2 3 zincir batıyorum. 1 2 3 bu şekilde fıstıklarımızın ortasına. Yani şu yaptığınız sayıyı her zaman sayın ki karışmasın. Yani şu şeyi söylüyorum size. Mesela bak şu 3 tane zincir çekip batıyoruz ya, bu battıklarımızı söylüyorum size. 1 2 3 4 5 6 7 3 tane daha yaparak 10 tane yapacağız. 8 3 ve 9. Bakın 10'uncumuzu batıyoruz.
Sadece çiftli fıstıklarımızın üzerine batıyoruz. Bakın. 10'uncuyu yaptım. Bakın şu kenardaki tekli fıstığımızın ortasına, yani şuraya batmayacağız. Bu kenarı kalacak. Tekrar 1, 2 tane zincir çekiyoruz. Pardon, 2 değil. 3, 4 tane. Bakın şurasını yapıyoruz şu an biz. Şuradayız. Şu fıstığımızı oluşturuyoruz ve bakın şurada 4 tane zincirimiz var. Bak şurası. 4 tane zincirimiz var. Ve yine fıstığımızı oluşturuyoruz. Bakın şu üçgenimizin içerisine. Gördüğünüz gibi şu şekilde göstereyim. 4 zincirimi çekip direkt o üçgenimin içerisine, başına dolayarak 2 tane fıstığımı oluşturuyorum. Yani çiçeklerimizin başlangıcı işte. Şu çiçeğimizin başlangıcını yapıyoruz. 1, 2 tane zincir çekiyorum. Diğer fıstığımı da yapıyorum yanına hemen. Bu şekilde. Ve yine 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Bakın 4 zincir çektik. Tekli fıstığımızın üstüne batmıyoruz. Ona dikkat edin. Çiftli fıstıklarımızın ortasına batarak yapıyoruz. Dörtlü zincirimi çiftli fıstığımın ortasına battım ve 1, 2, 3 sabit olan zincirlerimi çekerek batıyorum. Her fıstığın ortasına toplamda 10 tane kutucuk yapacağız. Bu 3 zincir çekip ve bunu 10 kere batarak yapacağız. Sıra sonuna kadar bunu yapıp dönelim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bakayım tekrar. Ha, 10 tane. Şurayı saymadım. Toplamda 10 tane yaptım. 2 zincirimi çektim ve o üçgenin içerisine yine fıstığımı yapıyorum. Bu şekilde. Tekrar 1, 2 zincir. Tekrar aynı fıstığımı yapıyorum aynı yere. Gördüğünüz gibi 1, 2 zincir çekerek, ya 2 zincir çektim. 2 kere başına dolayarak kenardaki üçlü trabzanlarımı yapıyorum. Çiçeklerimizin kuruluşu hep aynı gidiyor ama şuradaki püf noktalarını kaçırmayalım. 3, 4 tane zincir çekip döndüm. Bakın gördüğünüz gibi iki çiçeğimi yaptım şu şekilde ve üçüncü çiçeklerimin de 1, 2, 3. Üçüncü çiçeklerimin de başlangıcını kurdum, yani şunların şu şekilde. Şimdi şu aradaki zincir sayılarını sadece size söyleyeceğim ve diğerleri sabit bir şekilde gidecek. Ve şöyle bir şey var. Şimdi bu ortada yaptığımız çiçeklerin, kenarlardaki çiçeklerin, şu üstüne yaptığımız 12'li fıstığımızın hep bu kenarlarında birer tane fıstık olacak. Ama bu ortadaki fıstıklarımızın kenarlarında da, hani burada kenarlardaki çiçeklerde bu taraf ortaya doğru bir tane fıstığımız olacak. Bu çiftli başlayacak. Tekli bitireceğiz. Buradaki çiçeklerimiz, yani şu çiçeklerimiz bunlar. Şu ortadaki çiçeklerimizin hepsi kenarlar hariç. Ve tekli başlayarak, çiftli devam ederek ve tekli olarak bitirerek devam edeceğiz. Ve her zaman üstüne çektiğimiz bu üçlü zincirlerimizi batarak yaptığımız tekli fıstıklarımızın üzerine değil de çiftli fıstıklarımızın ortasına batarak yapacağız. Burayı sabit bir şekilde sayısını 10 tane yaptığınız zaman artma ve modelde değişiklik, bozulma olmayacak. Hani dediğim gibi burayı 10 tane yapıyorsunuz. Bura 10, bir üstü 9, bir üstü 8 ve 7 ile tamamlayarak sonra diğer fıstığımızın, çiçeğimizin fıstığına geçmiş oluyoruz. Şimdi şu şekilde. Yine aynı şekilde burada bu çiçeğimizi kurduğumuz gibi yine çiçeğimizin ilk fıstığını kurduk. Ve yine aynı şekilde devam edeceğiz. Ben dediğim gibi sadece size şeyini göstereceğim. Şu aradaki sabit yerleri göstereceğim ki devam eden yerler. Dediğim gibi şu kenar çiçekleri çiftli, bu en üstteki 12'li fıstıktan bahsediyorum. Çiftli başlayacak, tekli bitireceğiz. Bu ortadaki çiçeklerimizin hepsi de tekli başlayıp çiftli devam edip tekli bitireceğiz. Yani tekrar tekrar ediyorum ki aynı şeyleri, çok tekrar ediyor olabilirim. Hani bazı arkadaşlar için, yeni öğrenenler, ilk defa bu modeli yapanlar için. 2 zincirimi çektim, başına doladım ve yine fıstıklarımı yapıyorum. 2 fıstığın ortasına yine 2 tane fıstık yaparak
Yine çiçeğimizin, diğer çiçeklerimizin kuruluşunu yapıyoruz. İki zincir çektim, başına doladım ve yine aynı şekilde bu şekilde devam ediyoruz. Bir, iki zincir çekiyoruz ve şu zincirlerimizin, bakın üçlü zincirlerimizin içerisine batarak devam ediyoruz ve 3 zincir, 1 2 3. Şu kenarı nasıl başladıysam, burayı nasıl yaptıysam, bu tarafı da sabit aynı yapıyoruz. Sadece ben size şu ortayı ayrıntılı gösteriyorum ve şu ortaya kadar yapıp şurayı, şu zincirlerimi tamamlayıp ortaya doğru geleyim. Evet, yaptım zincirlerimi. 10'du, 9 tane oldu, sayabilirsiniz. Yine 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum buraya. Şu zincirlerimiz, bu zincirlerimiz hiç değişmeyecek. Bunlar hep 4 4 yapacağız hani. Bura başlangıcı da 4 olacak. Burası hep 4 4 gidecek. Yani bu aradaki zincirlerimizin hepsi sabit 4 4 olacak. Hani karıştırmayın oraları. 4 zincir çektim ve yine iki fıstığımın ortasına fıstıklarımı yapıyorum. Bu şekilde iki zincir çekiyorum, tekrar başına doluyorum, fıstığımı yapıyorum. Bakın gördüğünüz gibi şuradan bahsediyorum size. Şöyle zincirimi çekip batayım, tam göstereceğim. 3 4 tane zincirimi yaptım ve yine 4 zincirimi yaptım. Şuradaki bakın üçlü zincirimin üstüne batıyorum, başına dolamadım. 1 2 3 zincir çekip diğer kutucuğa, 1 2 3 zincir diğer kutucuğa batıyorum ve sıra sonuna kadar bunu aynı şekilde gidelim. Evet, yaptım ve döndüm gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle bir şey yapalım sizinle. Şimdi bakın ben şu an bir ikinci fıstığımı yaptım, şunu, şu dörtlü fıstığımın olduğu sıradayım şu an, oraya geldim. Hani bu, burada dörtlü fıstıklarımızı kuracağız 1 2 3 çiçeğimize birden. Şimdi biz bunu, bu dörtlü fıstığımı yapayım, buradaki altılı fıstığımı da aynı şekilde yapalım. Şu kutucuklarımızın üzerine geldiğinde tekrar videomuza dönüş yapalım. Şu kutucukların üzerine geldiğimizde şuraya kadar yapalım, sabit bir şekilde gösterdiğim gibi. Ondan sonra tekrar beraber devam edelim. Evet, gösterdiğim sırayı da yaptım size. Bakın oraya kadar olan 1 2 3 4 6 tane fıstık olana kadar yaptık. İpim ebruli olduğu için de bakın bu şekilde renk geçişi oldu. Şimdi şeye geldik. Hani şuradaki, şu aradaki kutucuklarımıza geldik, şuraya. Evet, bakın şurada yaptık. Tekrar kutucuklarımızdayız. Başına doluyoruz. Yani anlattığım galiba anlaşıldı videomda. 1 2 3 pardon, 2 zincir çekiyorduk buraya. Başına bir kere dolayıp bu dörtlü zincirimizin tekli trabzan yapıyorduk. 1 2 zincir çekip başına dolayıp tekrar tekli trabzan ve buradaki fıstıklarımın arasına tekli trabzanlarla kutucuklar yapıyorduk. Aralarına ikişer zincir çekerek. Evet, gördüğünüz gibi anlaşıldığımı zannediyorum. Bundan sonrası sabit bir şekilde gösterdiğim gibi artırmalarını yaparak çiçeklerimizin şalımızı büyütebilirsiniz. Ben de şalımı bitirdiğim zaman en son size daha sonra, bu videomun sonunda değil ama daha sonra ayrı bir video çekerek size göstereceğim. 1 2 tane fıstığımı çektim. Pardon. Fıstıklarım üzerine tamamladık. Bu dörtlü zincirimin üzerine yapıyorum. Bir tanesini yaptım, ikincisini yapıyorum. Trabzanımızı 1 2 zincir çekerek şuradaki sabit olan şu şekildeydi. Şuraya batmıyoruz. Bakın ilkine 3 tane zincir çekiyorduk, pardon. İlkine batmıyoruz. İkincisine, pardon, çok pardon. 2 zincir. Şu ilkine değil, ikincisine batarak tamamlıyoruz. 1 2 3 zincir çekiyoruz. Yanındakine batıyoruz.
1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekip onun yanındakini atlayıp diğerine batıyoruz. Bakın şu şekilde. 1, 2, 3 zincir hemen yanındakine batıyoruz. 1, 2 zincir çekiyoruz. Pardon, bakalım burada. Hemen unuttum, bakın altta yaptığımı. Burada 2 zincir. Burada nasıl yapıyorduk? Bakın. Burada 2 zincir, evet, 2 zincir çekiyoruz. Şu dörtlü zincirlerimizin üzerine 2 tane tekli trabzan yapacağız. Yani bir tanesinin, birincisinin ya da ikincisinin üzerine batıyoruz. 1 2 zincir çekip arada bir tane zincir atlayıp tekrar diğerinin içine batarak tekli trabzan. 1 2 zincir çekiyoruz ve fıstıklarımızın ortasına batarak trabzanlarımızı yaparak kutucuklarımızı oluşturuyoruz bu şekilde. 1 2 kutucuk. 1 2 1 2 bu şekilde. 1 2 tekrar diğer kutucuklarımdayım ve şu dörtlü zincirimin üzerine 2 tane trabzan yaparak kutucuk oluşturuyoruz. Bir, iki zincir çekiyoruz. Ve yine aynı şekilde ilkini atlayıp ikincisine batıyoruz. Bu şekilde. Ve tekrar 1, 2, 3 zincir yanındakine batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir bir tane atlayıp diğerine batıyoruz. 1, 2, 3 zincir yanındakine batıyoruz. 1, 2 zincir çekip başına dolayıp bir tane atlayıp dörtlü zincirimin üzerine bir ya da ikinci zincirin üzerine trabzan yapıyoruz. İkinci zincir, iki zincir çekiyoruz ve tekrar ikinci trabzanı yaparak kutucuk oluşturuyorum. Bu şekilde gösterdiğim gibi fıstıkların üzerine kutucuklarımızı yapmaya devam edelim. Bu şekilde yapıyoruz. Gösterdiğim gibi. Ve bunun üzerine kutucuklarımızın üzerine buraya tekrar üçgen olan zincirimizi, trabzanımızı yapacağız. Onun yanına 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane fıstığımızı yapıyoruz. Yani 6 çift fıstığımızı yapıp son kutucuğumuza tekli fıstık yapıyoruz. Burada da tekrar buraya üçgen olan trabzanımızı kuruyoruz. Tekrar buraya geçtiğimizde bu ortadaki fıstıklarımıza tekli fıstıkla başlayıp şuradaki kutucuğa, şu kutucuğumuza 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kutucuğumuzun içerisine de çiftli fıstık ve son kutucuğa tekli fıstıkla yaparak devam ediyoruz. Dediğim gibi ortalar tek başlayıp çift devam edip tekle devam bitirdiğimiz fıstıklarımız oluyor. Bu şekilde gösterdiğim gibi yapmaya devam edin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı da unutmayınız. Yapmak isteyenler için de kolay gelsin diyorum.